Hünkârım, Malkoçoğlu beni bekler. Müsaadenizle at binmeye gideceğiz. Az evvel siz sual etmek için ben yanına uğradım. Sarayda değildi. Son zamanlarda hiç gözükmüyordu. Anlaşılan o ki hakkında söylenenler doğru. Neler söylenirmiş hakkında? Esma söyledi. Bali Bey, Silvi adında bir hatunla görüşüyormuş. Kimmiş bu hatun? Venedik elçisi Signor Tomasso'nun yeğeni. Hünkârım. Nihayet gelebildin Malkoçoğlu. Ne vakit sual etsem yoksun. Bağışlayın hünkârım. Şehirde bazı işlerim vardı. Venedik elçisinin yeğeniyle gönül eğlendirmek midir senin işin? Hünkârım izah edeyim. Böyle bir münasebete zinhar tahammülüm yoktur bilesin. Unutma ki gittiğin her yerde hususi müsahibim olarak beni temsil ediyorsun. Bu Venediklü taifesi kendi menfaatleri için her yolu der. Bu münasebete derhal son vermeni istiyorum. Emredersiniz hünkârım. Kim cüret eder benim beylerbeyime saldırmaya? Eşkıya dediler hünkârım. Siz merak buyurmayın. Derhal 1000 yeniçeri yolladım. Bulup getirecekler o hainleri. Hünkâr. Hünkârım başlayın. Söylenen ne doğru mu Rüstem Paşa? Henüz belli değil Hürrem. Lakin bir saldırıya uğradı aşikar. Kim yapar bu hainliği? Damarınız olmaya layık görülmüş bir paşanıza. Bu zulmü kim reva görür? Müsterih olun sultanım. Cezalarını misliyle çekecekler. Bundan şüphem yok Lütfi Paşa. Gel. Senin saldırıya uğradığını söylediler. Doğrudur hünkârım. Allah rahmet eylesin. Mahiyetimdeki birçok insan yanarak can verdi. Birçoğu da kılıçtan geçirildi. Sen nasıl kurtuldun paşa? Allah'ın izniyle Vezir-i Azam Hazretleri Yüce Rabbim bir kez daha yardımını esirgemedi. Saatin yerindedir inşallah. Yaran veren yok değil mi? Şükürler olsun hünkârım. Burnum bile kanamadı. Zira emniyet tedbiri olarak iki ayrı kafileyle yola çıktım. Eşkıyalar evvelden yolladığım kafilenin önünü kestiler. Arabanın içinde benim olduğumu zannediyordu hainler. Oysa ben teptil halde ayrı bir yoldan gitmiştim. İşte hünkârımıza layık bir damat böyle olur. Benim damadım. Her daim böyle tedbirli ve akıllı ol Rüstem Paşa. Ol ki hainler kendi kazdıkları kuyuya düşsünler.